Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte fiilimsiler ve tamlamalar konusunu öğreneceğiz. Çok hızlı, çok taktikli bir video olacak arkadaşlar. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinize bağlayın ve zaten 8. sınıfta da öğrendiğimiz fiilimsiler konusunu ve tamlamalar konusunu güzel bir şekilde öğrenip bu işten kurtulalım. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar öncelikle filmsinin tanımını zaten geçiyoruz. Niye? Çünkü bize sınavlarda tanım sorulmaz. Filmsi nasıl bulunur ona bakalım. Filmsi için öncelikle cümlenin yüklemini buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mame iki alanlara dikkat ediyoruz. Bunlar olumsuz yapılabilen kelimeler. Mesela dün sabah okula erken gittim. Şimdi gittim kelimesi cümlemizin yüklemi. Bunu bilmeyenimiz var mı yok değil mi? Hepimiz biliyoruz. Gittim olmasa cümle olmaz. Gittim olunca cümle oluşuyor. Cümlenin en temel ögesi lokomotifi yüklem. Şimdi geriye kalan kelimelere bakıyoruz. Dün, sabah, okula, erken. Bunların hiçbiri mame almıyor. O zaman bu cümlede filmsi yok. Hemen aşağı iniyorum. Gelenlerin kim olduğunu anlamak zordu. Zordu sözcüğümüz yüklem. Yüklemi kapattıktan sonra geriye kalanlardan mame alanlara dikkat ediyorum. Gelenler gelmeyenler birinci filmsimiz. Kim kelimesi almıyor. Olduğunu olmadığını ikinci filmsimiz. Anlamak anlamamak üçüncü filmsimiz. Bu cümlede filmsi yoktu. Bu cümlede ise üç tane filmsi var arkadaşlar. Şimdi fiilimsi ile fiil arasındaki farka dikkat etmemiz lazım. Mesela Ali Bey odasına girdi, koltuğuna oturdu dediğimizde bakın bu bir fiil. Yani sen diyelim ki burada yüklemi buldum. Aa, bu girdi girme diyemezsin. Burada iki tane yüklem var. Ama Ali Bey odasına girip koltuğuna oturdu dersen işte bu fiilimsi. Girdi ile girip arasındaki farkı görebiliyorsanız bu işi bitirdiniz demektir. Ali Bey odasına girdi dediğimizde cümle sanki bitiyor böyle yani Ali Bey odasına girdi. Ama Ali Bey odasına girip dediğimizde... Yani devam ediyor cümle. Girip koltuğuna otur diyorsun. Dolayısıyla bu cümlede yüklem bu, filmsi bu. Bu cümlede ise bir, iki tane yüklem var. Şununla şunun arasındaki fark görebiliyorsanız... ...filmsi ile çekimli fiil arasındaki farkı biliyorsunuz demektir. Bu şair ilk şiiriyle tanınmış. Tanınmış kelimesi burada bir fiil. Yüklem görevinde. Tanımış insanların olduğu bir yere geldim. Geldim kelimesi fiil yani yüklem. Ama tanınmış tanınmamış diyorsun. Bu işte sıfat fiil oluyor. Yani filmsi oluyor. Hocam sıfat fiilimsi nedir? Sıfat fiil nedir? Hemen gösterelim. Fiilimsinin üç tane çeşidi var. Birincisi isim fiil. ikincisi sıfat fiil. Üçüncüsü de arkadaşlar zarf fiil. Hemen bunları tanıtalım. Şimdi isim fiil arkadaşlar diğer fiilimsiler gibi bu da mame ile olmuş yapılabiliyor. Ve aldığı eklerde şu. Ma, ış, mak. Mayışmak eklerinden birini alıyor. Mesela seyahat etmek insanı rahatlatır. Rahatlatır yüklemimiz. Etmek etmemek diyebiliyoruz. O zaman bu nedir? Bu bir fiilimsidir. Peki bu film senin çeşidi nedir derlerse yani bu film senin çeşidi isim mi sıfat mı zarf mı derlerse mayışmak eki alırsa isim fiil oluyor. Bakalım et fiili yani etmek fiili mek ekini almış yani mayışmaktaki mak ekini almış. O zaman biz buna if yani isim fiil diyoruz. Soruların çözüm esnasında dikkatli olmayı unutmamalısın. Unutmamalısın yüklem. Bakalım olmayı olmamayı bak ma eki almış o zaman bu da yine isim fiil. Onun gidişini hepimiz şaşırmıştık. Şaşırmıştık yüklem. Bak bunları y diyorum böyle veya fiil diyebilirsiniz. Gidiş gitme iş. O zaman bu da yine iş eki almış. baktaki, O zaman bu da isim fiil diyebiliriz. Şimdi isim fiiller isim tanlaması oluşturabiliyor. Kendine ve bir çalışan programı hazırladım dediğimizde... ...çalışan programı bir isim tanlaması ve isim fiil oluşmuş. Bazı kelimeler fiilimsi özelliğini kaybedip kalıcı isim olabiliyorlar. Yani dondurma kelimesi yani şu bildiğimiz var ya yani İngilizcesini öğreniyorsunuz şimdi ice cream diyorlar. İşte bu kelime artık dondurma mı olmaz. Gözlememe. Peynirli gözlememe verir misiniz? Biliyorsun ya. Yağmayış, sarma, annem zeytinyağlı sarmama yaptı diyemezsin. Uçurtmama. Bu kelimeler artık kalıplaşmış. Yani filmsinin en önemli özelliği isim fiilinde aynı şekilde mame ile olumsuz yapılabilmesi. Bunlar yapılamadığı için bunlar kalıcı isim oluyor. Mame olumsuzluk ile isim fiil ekini de karıştırmamamız lazım. Mesela Akşamki yaptığın konuşma çok etkiliydi. Şimdi etkiliydi yüklemimiz. Konuşma konuşma diyebiliyorsun. Bu isim fiil. Ama lütfen bu şekilde konuşma. Şimdi bu zaten olumsuzluk eki almış bir fiil. Yani lütfen bu şekilde konuşmam ama, ama olmuyor bu yani anlam soruyor. Buradaki fiil arkadaşlar olumsuzluk eki almış. Bu ise isim fiil. Geldik sıfat fiili. Sıfat fiil de yine bütün fiilimsiler gibi mame ile olumsuz yapılabiliyor. Ve ekleri de 8. sınıftan hatırladınız. An, esi, mez, ar dikecekmiş. Eklerinden biriyle oluşuyor. Şimdi konuşan öğrencileri tanıyorum. Tanıyorum yüklemimiz. Konuşan konuşmayan diyebiliyoruz. Bu sıfat fiil. Niye? eki almış. Şimdi burada aynı zamanda konuşan öğrenciler dediğimizde bir sıfat tanıması da var. Niye? İsim ve sıfat yan yana gelince sıfat tanıması oluyor. Hatırlarsanız sıfatlar isimlerin sevgilisiydi. Sıfat ismin önüne gelmiş ve sıfat tanıması oluşmuş. Konuşanları tanıyorum dediğimizde burada yine sıfat fiil var. Evet. Ama sıfat tanıması yok. O yüzden buna bazen hocalarınız sorabilir. Adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Üniversite çıkmamış ama belki hocanız sorabilir. Adlaşmış sıfat fiil. Yani önündeki isim düşüp artık tamlama özelliği taşımayan tek başına duran sıfat fiilleri de adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Geldik zarf fiili. Bu da yine bütün fiilimizler gibi mameli olması yapılabiliyor. Bunlara da ip, erekken, ınca, dıkça, eli, ırmez, işte madan, maksızın, dığında gibi ekler geliyor. Bunun temel mantığı şu. Yükleme sorulan ne zaman Veyahut da nasıl sorularına cevap veren fiilimsiler zarf fiil oluyor. Mesela onları duyar duymaz seni aradık. Aradık yüklem. Ne zaman duyar duymaz. Bak bu zarf fiilimiz. Şair imgelerini anlata anlata bitiremiyor. Bitiremiyor yüklem. Nasıl bitiremiyor? Anlata anlata bitiremiyor. Zarf fiilimiz. Eski günleri hatırladıkça özlemim artıyor. Artıyor yüklem. Ne zaman hatırladıkça zarf fiilimiz. O zaman bunlar zarf fiil oluyor. Şimdi zarf fiillerle alakalı size sınavda şunu sorabilirler. Yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorulanın cevabıdır. Bunu söyledik zaten. Eğer nasıl sorusunun cevabıysa durum bildiriyor arkadaşlar. Ne zaman sorusunun cevabıysa da zaman bildiriyor. Yürüyerek gittim nasıl? Çalışıp kazandı nasıl? Durmadan çalışıyor nasıl? Bak nasıl çalışıyor durmadan. Nasıl kazandı çalışıp? Nasıl gittim yürüyerek? Ne zaman gördüm? Eve gelince. Ne zaman alırsın? Çıkarken. Ne zaman bana sarıldı? İçeri girer girmez. Buradakiler ise zaman anlamı kattığı için, ne zaman sorusuyla bulunduğu için bunlara da zaman anlamı katan zarfi ediyoruz. Şimdi geldik tamlamalara. Hızlı gidiyoruz, dikkatli gidiyoruz ama ayrıntılı gidiyoruz. Kardeşi dün mahallemize geldi, hoş geldi. Bu cümlede kardeşi dün mahallemize geldi dediğimize, bunu cümlenin ögelerini ayırırken veya şöyle kelimeleri okurken bunların her birinin bağımsız olduğunu görüyoruz. Ama Gökçe'nin kardeşi dün akşam bizim mahalleye geldi dediğin zaman bunlar çift. Yani bunlar sanki tek başına takılıyor. Kardeşi dün mahallemize diye tek başına takılıyor. Ama Gökçe'nin kardeşi adeta bir çift. Tamlayan ve tamlananı olan. Anlaştık mı? Dün akşam bir çift. Tamlayanı ve tamlananı olan. Şöyle hatta bir kız bir erkek olsun. Bizim mahalleye bak. Bizim mahalle görüyor musun? Yani ikili ikili bunlar. Bunlar ise tek tek. İşte ikili ikili olursa bazen üçlü de olabilir. Tamlama oluyor. Şimdi tamlamalar iki ayrılıyor. Bir isim tamlamaları var. İsim ve isimden oluşuyor. Bir de sıfat tamlamaları var. Sıfat ve isimden oluşuyor. İsim, isim, isim tamlaması. Sıfat, isim, sıfat tamlaması. Şimdi isim tamlamalarında birinciye tamlayan diyoruz. Bakın şu tamlayan diyoruz birinci. İkinciye de tamlanan diyoruz. İşte tamlanan, tamlayana şu soruları soruyor. Ne, neyin, kimin? Mesela ne sınavı? Türkçe sınavı diyorsun. Bu isim tamlaması oluyor. Veyahut da kimin kalemi? Ali'nin kalemi diyorsun. Bu isim tamlaması oluyor. Anlaştık mı? Fakat sıfat tamlamaları sıfatı bulduran sorularla bulunuyor. Nasıl, hangi, kaç gibi? Mesela nasıl sınav? Zor sınav diyorsun. Bu sıfat anlaması oluyor. Hangi kalem? Şu kalem diyorsun. Bu sıfat anlaması oluyor. Dikkat ettiniz mi? Bak, Türkçe sınavı diyorsun. Ali'nin kalemi diyorsun ama zor sınav şu kalem diyorsun. Dolayısıyla bunlar sıfat anlaması sıfatlarla oluşturuluyor. İsim tanımlamaları da isimlerle oluşturuluyor. Şimdi mesela burada üniversiteden çıkmış bir soru. Altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından farklıdır diyor. Kavaklıklar isim. Nasıl kavaklıklar? Yeşil upuzun kavaklıklar. Nasıl sorusuyla bulunduğu için bu sıfat tanımlaması. Kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar. Konaklar isim. Nasıl konaklar? Kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar. Nasıl sorusuyla bulunduğu için sıfat tanımlaması oluyor. Çünkü bunu az önce söylemiştik. Nasıl sorusuyla bulduğun zaman sıfat tanımlaması oluyor. Ne, neyin, kimin sorusuyla bulursan isim tanımlaması oluyor. Devam ediyorum. Çıplak boz renkli tepeler. Nasıl tepeler? Çıplak boz renkli tepeler. Nasıl sorusuyla bulduk? Konak balkonlarının korkulukları. Nasıl korkulukları? Değil. Ha. Ne korkulukları? konak balkonlarının korkulukları. Bak burada ne veya neyin korkulukları veya kimin ne neyin kimin sorusuyla buluyorsun. O yüzden bu denizli isim. Ayrıntı hangi ayrıntı? Bak hangi sorusuyla bulunduğu için sıfat alması. Hangi ayrıntı her ayrıntı bu da sıfat anlamı. Bu st bu da st bu da st bu da st ama bu İT. Niye isim tanıması? Çünkü neyin korkulukları kimin korkulukları ne korkulukları diyorsun. Ne sınavı? Türkçe sınavı. isim tanımlaması. Nasıl sınav? Zor sınav dersen sıfat anlar. Bir soru daha bu da üniversiteden çıkmış. Hangisi tür bakımından farklıdır diyor. Yani siz de üniversiteden girdiğinizde karşınıza böyle sorular gelebilir. Eski yıllarda olduğu gibi bize bizi anlatan sanat. Bak nasıl sanat? Bizi bize anlatan sanat. Sıfat tanımlaması. Hangi dönem? Bak bu dönem. Sıfat tanımlaması. Niye? Çünkü hangi sorusuyla bulunuyor? Soruları bileceğiz yapacağız. Bu kadar basit. Nasıl sınav? Zor sınav. Sıfat tanımlaması. Nasıl sanat? Bizi bize anlatan sanat. Sıfat tanımlaması. Hangi kalem şu kalem sıfat anlaması. Hangi dönem bu dönem sıfat anlaması. Ne tiyatroları devlet tiyatroları bu işte İT isim tanımlamaz. Bak ne tiyatroları ne sınavı gibi. Ee, sahnelediği oyunlar bak nasıl oyunlar sahnelediği oyunlar bu da yine sıfat tanımlaması. Niye nasıl oyunlar diyorsun. Nasıl bir yıl verimli bir yıl bu da yine sıfat tanımlaması oluyor. Nasıl yıl verimli yıl. Nasıl oyun sahneledi oyun. Nasıl sanat bizi bize anlatan sanat. Bunlar hep sıfat tanımlaması. Ama ne tiyatroları devlet tiyatroları isim tanıması oluyor. O yüzden cevabımız 3 yani C. Bu üniversiteye çıkmış bir soru arkadaşlar. Şimdi isim tanımlamaların çeşitleri var. Eğer ikisi de alırsa, yani ının ınısı olursa belirtili oluyor. Sadece ikincisi kalırsa belirtisi oluyor. 2'si de kalmazsa takısı oluyor. 3 tane isim birbirine girerse de zincirleme oluyor. Bakın göstereyim. Mesela diyelim ki ee, ne diyelim mesela okul tamam mı ve duvar kelimelerini alalım tamam mı? Burada sen okul ve duvar kelimelerinde her ikisi kalırsa yani şöyle olursa okulun duvarı olursa hem birincisi hem ikincisi hem tamlayan hem tamlanan ne kalırsa biz buna belirtili isim tamlanıyoruz. Ama okul duvarı dersen sadece ikincisi yani sadece tamlanan ne kalırsa tamlanan ikinciydi o zaman belirtisi oluyor. Okulun duvarı dediğinde belirtiyorsun bak okulun duvarı ya bizim okulun duvarı gibi sanki. Ama okul duvarı yani herhangi bir okul duvarı gibi oluyor. Bak bebeğin Arabası dersen bu belirtili. Çünkü ikisi kalmış. Bebeğin arabası. ınının ısı olursa belirtili. Ama bebek arabası dersen herhangi bir bebek arabası oluyor. Bu belirtisiz. Anlaştık mı? Zincirleme ise en az üçesinden oluşuyor. Mesela okulun duvarının rengi diyorsun mesela. yani ınının ısının ısı gibi yani. Okulun duvarının rengi. Hocam bunun belirtili belirtisi var mı? Yok. Üç tane isim birleşirse oldu bitti. Takız isim tanımlaması ise üniversite sınavlarında çıkmamış. Bir varlığın ham maddesi deri ceket, demir kapı ya da bir varlığı neye benzeri i̇şte aslan adam, adam aslana benzetiyor. Bunlar takı sizin tanıması oluyor. Üniversiteden çıkmadığı için burada detaya girmiyorum. Sıfat tanımlamasını zaten işlemiştik. Neydi? Eğer nasıl hangi kaç sorularla bulunuyorsa yani sıfatı bulduruyorsa sıfat tanıması vardır. Zaten sıfatın olduğu her yerde sıfat tanıması vardır. Mesela diyelim ki ev. Mesela diyelim ki kalem. Şimdi eve bir sıfat yükleyelim mesela ne diyelim? Güzel ev. İşte bu sıfat tanıması bu kadar basit. Sıfat ve isim ...yan yana geldi ve bir sıfat anlaması oluşurdu. Kalem mesela. Ne diyelim? Bu kalem ne? Mavi renk. Mavi kalem dediğin zaman... ...sıfat ve isim... ...yan yana geldi ve sıfat anlaması oluşurdu. Bir cümlede sıfat olması için zaten... ...mutlaka yanında bir isim olması lazım. İsmin olduğu yerde de sıfat olduğu zaman... ...sıfat anlaması oluşuyor ve biz buna da... ...sıfat anlaması Bu kadar. Sadece mavi olursa... ...sıfat anlaması olmaz. Sadece güzel olursa sıfat anlaması olmaz. Şimdi gelin yine... sınavı çıkmış bir soruyu beraber çözelim. Ve ardından da bu soruyu da çözdükten sonra arkadaşlar... Sizler mutlaka ama mutlaka 10. sınıf Kasım programımıza sıfırdan ona Türkçe Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo kitabımızdan sorularınızı çözün. Çünkü çözdüğünüz her bir soru üniversite sınavına siz daha iyi hazırlıyor. Zaten bizler soru bankalarımıza bakın böyle ÖSM tarzı sorular da soruyoruz ki direkt konuyu net bir şekilde daha iyi pekiştirin Yani normal testlerimiz var ardından da ÖSM tarzı sorular var. Neden? Çünkü bizim temel hedefimiz ÖSM'nin sınavlarında çok iyi yapıp hayallerimizdeki üniversiteye girmek. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde? At tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur diyor. Burada tabii ödevlerimizi ben sayfalarını göstermedim. Vakit kaybetmeyelim diye. Sıfırdan ona da sayfa 30, 31, 68, 69, 82, 83. Dinamo'da da 10, 13, 15 numaralı testleri çözmeniz yeterli arkadaşlar kitaplarımızdan. Şimdi gelin at tamlaması sıfat tamlaması yoktur sorusunu beraber çözelim. Rumeli'ne varıp Edine'de saraylar kurmuşlar. Hmm, ben bir şey göremedim. Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler bak. Nasıl düzlükler? Uçsuz bucaksız düzlükler. Bu bir sıfat tanımaz. Devam ediyorum. Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler. Bu da bir sıfat tanımaz. Pınar başlarına ırmak boyuyla ne yerleşmişler? Yani ne başı? Pınar başı. Ne boyu? Irmak boyu. Bu da yine isim tanımaz. Çünkü nasıl düzlük deyince sıfat tanımaz oluyordu. Nasıl dağlar deyince sıfat tanımaz oluyordu. Nasıl baş, nasıl boy değil. Ne başı? Pınar başı. Ne boyu? Irmak boyu. Bunlar da isim tanımaz. Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Anadolu'ya inmişler. Bak nasıl çadır? Keçi kılına yapılmış çadır. Burası yine bir sıfat tanımlaması. Nasıl çadır diyorsun? Burada ne kılı keçi kılı diye bir isim tanımlaması var ama bu önemli değil. Burada isim tanımlaması sıfat tanımlamasının sıfat olmuş. Önemli değil. Sonuç olarak burada sıfat tanımlaması var. Burada isim tanımlaması var. Burada da sıfat tanımlamaları var ama A seçeneğinde herhangi bir tanımlama yok. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hayallerinize giden yolculukta sizlere başarılar.